Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda güzel bir lifin anlatımını yapacağım sizlere. Şöyle beyaz renk ve kavun içi renk iplerimiz var. Hemen kavun içi ipimizle başlayacağız. Şöyle tığımın numarasını da göstereyim. Tığ numarası çok da önemli değil. Herkes eline alışkın olduğu tığ kullanacaktır. Şimdi hemen şöyle zincir çekerek bir tane fıstık yaparak başlayacağız. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve yorumlarınız da bizim için çok çok kıymetli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi hemen şöyle bir tane zincir çekerek başlayalım. Bir tane şöyle sıkı sıkı bir zincir çektik. Daha sonra bir tane şöyle gevşek bir zincir çektim. Bunun üstüne yine şöyle sıkı bir zincir çekerek, bakın şöyle altta bir yuva oluşturdum. İpimi çekiyorum, uzatıyorum ve oluşturmuş olduğum yuvanın içerisine 1, 2, 3 kez serdim. Ve bu fıstığı kapatıyorum. Şöyle. Daha sonra bir tane zincir çektim. Tepesine 1, dibine bir tane olacak şekilde iki tane fıstık sarıyorum bu kez. Bakın böyle. Yine bu ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir çektim ve döndüm. Döndükten sonra hemen bulunmuş olduğum yere bir tane fıstık yaptım. Bunu kapattım. Bir zincir. Tepeye 1, dibine 1, ve bakın şuradaki bağlantı noktasına bir tane yaparak şöyle 3 tane fıstık doladım. Ve bu üçünü bir kapatıyorum. Bakın böyle. Bir zincir. Evet, devam ediyoruz. Bir tane zincirimizi çektik. Yine tepesine 1 ve dibine bir tane fıstık yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz. Kapattım. Bir zincir. Çevirdim örgümü. Bakın şurada bir fıstık vardı. Burada iki oldu. Yine çevirdikten sonra hemen zincir çekmiş olduğum kısma bir tane fıstık yaptım. Bunu kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane. Bir tane dibine. Ve bir tane karşıya. Olacak şekilde yine bakın böyle 3 tane fıstığı doladım. Kapattım. Bakın böylece 3. sıramıza başlamış olduk. Bir tane zincir çektim. Yine tepeye dibine ve sonda bakın hemen bağlantı kısmına karşıya yine 3 kez doladım. Bakın şöyle bu üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet, sıramızın sonunda tepeye 1, dibine 1 olarak sıramızı bitiriyoruz. Şöyle. Ve bu ikisini yine bir kapatıyorum. Bir tane zincir çektim, döndüm.
Bakın şimdi burada birdi, burada iki oldu, burada üç oldu. Bu böyle artacak arkadaşlar. Yine bakın, fıstıkla başlıyorum. Fıstığı kapattım. Bir zincir. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle. Daha sonra üzerine aldım. Bir tane dibine. Bir tane karşıya. Olacak şekilde bakın şöyle sıramıza başladık. Üçünü birden kapattım. Bir tane zincir. Bakın böyle sıramıza başladık. Şimdi tekrar biraz ip alalım. Bu şekilde. Bir tane tepeye, bir tane dibine ve bir tane karşıya olacak şekilde sıramıza devam ediyoruz. Şöyle gidecek. Sıramızın sonunda yine bir tane bakın böyle orta kısımlar hep böyle üçlü gidecek. Sıramızın sonunda da bir tane tepeye bir tane dibine yapacağız ve sıramızı sonlandıracağız. Şöyle iki tane sardık. Bunun ikisini bir kapatıyoruz. Ve bir tane zincirimi çekip dönüyorum. Bakın şimdi ne yaptık? 1, 2, 3, 4 tane böyle genişleyen fıstıklar yaptık. Şimdi biz bu 4 sayısını 8'e tamamlayacağız arkadaşlar. 8 oluncaya kadar bu sıramızı ilerletelim, devam ettirelim. Böyle yatay fıstıklarımızın sayısı 8 olunca devam edeceğiz. Evet, sayımızı 8'e kadar ilerlettik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şöyle yatay fıstık olana kadar ördük. Geldik, ipimizi burada kopardık arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimizle devam edeceğiz. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Şöyle alır almaz hemen düğüm ettim bunu. Evet, açtım. Şimdi hemen zincir çekerek yine başlayacağız. Arkadaşlar ben lif iplerini şöyle hafif sündürerek kullanıyorum. Daha güzel bir örgüsü oluyor. Yani bana göre öyle oluyor. Denemek isterseniz böyle bir bilgi olsun size de. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ve bakın aldım. Geldim şu en uçtaki, en baştaki başladığımız kısımdan şöyle başlıyorum. Şöyle. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum. İki, üç tane doladım. Bunu kapattım. Bir zincir, tepeye bir, dibine bir, karşıya bir olacak şekilde bakın böyle. Bir tane fıstık yaptık, kapattık. Bir tane tepeye, bir tane dibine hemen, bir tane karşıya olacak şekilde yaptım fıstıkları ve kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şu çok geniş olduğu için en başta çekmiş olduğumuz yer böyle duruyor aslında. Bunların
Yine bunun gibi durması gerekiyor. Şöyle şuranın daha sıkı durması gerekiyor. Orası sizi aldatmasın. Aynı noktaya battık şu ikisini. Aynı noktadan başladık. Tekrar tepeye bir, dibine bir ve karşıya bir. Şöyle. Ve bu üçünü bir kapatıyorum. Bakın böyle olacak. Bir tane tepeye. Şöyle hemen biraz da uzaktan çekelim. Bir tane tepeye. Bir tane dibine. Bir tane karşıya. Şöyle üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi biz bu uca kadar gelelim. Şu başa kadar gelelim arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bakın tam köşe başına kadar geldik. Şuraya kadar. Şimdi burada bir tane artırma yapacağız. Onu da nasıl yapacağız? Hemen tepeye bir. Bir tane dibine. Şöyle. Sadece bu ikisini yapıp kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Yine tepeye bir. Şöyle dibine bir. Bakın bir dipte üçüncü fıstık oluyor arkadaşlar. Yani burada bir tane artırma yaptık. Ve devam ediyoruz. Karşıya bir olacak şekilde devam ediyoruz. Şöyle. Bakın geldik. Bu köşe başındaydık. Şuradaki fıstıkta köşe başına battık. Bir fıstık tepeye, bir fıstık dibine yaparak şöyle bir artırma yaptık. Daha sonra bir fıstık tepeye, bir fıstık dibine, bir fıstık karşıya olacak şekilde sırama devam ediyorum. Bir zincir. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir tane tam köşe başında artırma yaptık. Şurada. Şimdi geleceğiz bu köşe başına. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bunun aynısından yapalım. Köşeye yaptığımızın aynısından. Daha sonra burayı tamamlayalım. Burada size birleştirmeyi göstereceğim. Şöyle köşelerini bu şekilde artırmalarımızı yaptıktan sonra hemen geldik. En son kısımda da şöyle birleştirmeyi de göstereyim sizlere. Bakın şurada bir fıstık kalana kadar devam ettik, geldik. Hemen tepeye bir, dibine bir, karşıya bir, bakın şöyle üçünü yaptık, bir tane de buradaki şu tepeye arkadaşlar, şuraya bir tane de buraya saralım ve dördünü bir kapatalım. Şöyle. Buradan dördünü bir kapattık mı? İşlemimiz bitmiş demektir. Bir, iki tane de zincirimi çektim. İpimi burada kırdım. Bakın burada da yine tam köşe başına üç tane fıstık yapmış olduk. Her köşede olduğu gibi. Burada da bu şekilde kapatarak burayı 3 tane fıstık yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi biz ne yapacağız? Hemen şöyle gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane yapmış olduğumuz bu parçadan 5 tane daha yapıyoruz. 6 parçaya tamamlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunları birleştirme işlemini göstereceğim sizlere. Şimdi biz şöyle 6 tane
bu parçadan yapıp tamamlayalım. Parçalarımızı tamamladıktan sonra şöyle orta çiçeğini yapmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. En baştaki zincirin içerisinden geçiyorum. Şöyle bir tane yuva oluşturduk. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıp buraya fıstık yapıyorum. 1, 2, 3 kez doladım. Bunu kapattım. Arada bir zincir. Tekrar aynı noktaya 1, 2, 3 kez doladım. Yine bunu da kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar 1, 2, 3 kez doladım ve 3. fıstığı yaptım arkadaşlar. Bakın böyle. Aralarda birer zincir ve bu yapmış olduğumuz fıstığın içerisine, yuvanın içerisine 6 tane bu şekilde fıstık yapacağız. 2, 3 kez dolayıp kapatıyorum. Bakın dördüncüyü yaptım. Tekrar bir zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane kaldı. Hemen onu da yapalım. Evet, bunu da kapatıyorum. Ve bir zincir çekerek en baştaki fıstığın tepesinden şöyle batacağız. Ve kaydırma tekniğiyle içerisinden geçirdim. Bir, iki tane zincir çekip şöyle düzeltelim. Bakın 6 tane fıstık yaptık. 2 tane zincirimi çektim. Ve burada ipimizi keseceğiz. Bu şekilde. Şuradaki fazla ipimizi de keselim. Şunu da şöyle içine doğru bir çekelim. Evet. Şöyle önü. Şimdi buraya beyaz ipimizle devam edeceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bakın. Buradaki fıstığın, herhangi bir fıstığın tepesinden şöyle sabitliyorum ve buraya fıstık yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3 kez doladım. Bunu kapattım. Bunun üstüne şimdi pırpır yapacağız. 3 tane zincir çektim. Şöyle 1. 3 zincir. 2, 3 zincir ve 3. Bakın şöyle. 3 tane pırpır yaptım. Arada 2 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum. Aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum. 3 kez doladım. Kapattım. Ve yine tepesine 3 tane pırpır. Şöyle 1, şöyle 2 ve bu da 3. pırpır olacak şekilde tamamladım. Bakın böyle. Arada 2 zincir diğer fıstığın tepesine geçtim. İsterseniz arada birer tane de çekebilirsiniz zincirlerinizi. Elinizin sıkılığına göre zincir sayısını azaltıp artırabilirsiniz.
Şöyle kapattım. 1, 2, 3 zincir. Hemen tepesinin pırpırlarını yapalım. Evet, arada 2 tane zincirim var. Üzerine alıyorum. Tekrar aynı noktaya bir tane daha. Fıstık yaptım. Evet. Bakın böyle. Dediğim gibi arada bir tane de çekebilirsiniz. Böyle iki tane de çekebilirsiniz. Baktığınız iki çok geldi. Bire düşürün arkadaşlar. Bu şekilde şimdi sıramızı tamamlayalım. Evet, bakın böyle bu şekilde bitirdikten sonra geldik. Burada yine zincirimizi çektik. Bir sonrakinin pırpırın dibinden batıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. Kaydırma tekniğiyle. Geçirdim. Ve burada da yine iki tane zincirimi çektim. İpimi kestim. Şöyle bir orta çiçek hazırladık arkadaşlar. Şöyle bakın, ben burada iki tane zincirle başladım. Daha sonrasında birer tane zincir çekerek ilerledim arkadaşlar. Bu şekilde eliniz nasıl denk geliyorsa o şekilde yapacaksınız. Elinizin sıkılığına bağlı. Şimdi parçalarımızı birleştirmeye geçtik. Şöyle ipimin, evet, ipimin ucunu, kavun içi ipimi aldım yine. Bununla devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir tane parçamı alıyorum. Bakın, 8 tane fıstık olan bölmesi şöyle üstte kalacak. Bu şekilde çiçeğimize bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Böyle. Şöyle birleşecek. Şimdi ne yapacağız? Biz öncelikle şuradan bir yerden başlayacağım ve ya da tam şöyle şu köşeden başlayayım. Aynen öyle yapalım. Şuradan başlayalım. Size köşelerde kaçar tane yapıldığını göstereceğim ve daha sonra o yüzden şuradan başlamak istiyorum. Yoksa istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Böyle buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Üstüne pırpır yapıyorum. Aynı çiçeğimizde yaptığımız pırpırlar gibi bunların da üstüne yine üçer tane pırpırlarını yapacağız. Kenarlarımızı yaptığımız bütün sıra boyunca. Bakın şöyle. Bunu yaptıktan sonra bir, iki tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bakın tam köşedeyim. Yani bir, iki, üç tane fıstık birleşimi olan yerdeyim. Şurada. Buraya iki tane yapacağız. Bu pırpırlı fıstıklardan. Üç tane doladım. Hemen kapatıyorum. Üç zincir. Şöyle pırpırlarını yapalım. Evet, bakın birinciyi yaptıktan sonra arada iki tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle. İki tane zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane daha yine fıstık yapacağım. Aynı yere. Buralar köşelerimiz arkadaşlar. Köşeleri böyle yapacağız. Üç tane doladım. Kapattım. Ve yine pırpırlarını yapalım. Evet, bunu da yaptıktan sonra yine iki tane zincirimi çektim. Şöyle bakın, bu köşede iki tane yapmış olduk. Bu bütün köşelerimiz için geçerli. Üzerine alıyorum. Bir sonraki kısma geçip yine kapatıyorum.
ve pırpırlarını yapıyorum. Arada 2 zincir. Bunların aralarına 2 çekin arkadaşlar. Daha böyle düzgün duracaktır. Eliniz gevşekse yani bir az gelecektir. Ona göre o arayı ayarlayın. Çok kasmasın. Bakın böyle yaptıktan sonra artık bu köşeye kadar böyle tek tek geleceğiz. Bakın bir sonraki köşeye, pardon, bir sonraki köşeye gelene kadar bütün fıstıkların tepelerine böyle birer tane yapacağız. Kapattım. 1, 2, 3 zincir ve tepesine pırpırlarımızı yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi burada 2 zincirimi çektim. Bakın böyle. Bu köşeye gelene kadar devam edelim. Bakın burası bizim alt köşemiz. Alt köşeden çiçeğe birleştireceğiz arkadaşlar. Köşeye kadar gelelim. Devam edeceğiz. Evet, başa kadar, bakın şu köşeye kadar geldik. Buradan başlamıştık zaten. Bu köşeye kadar geldik. Pırpır yaptım. Bir tane pırpırını yaptım. Bakın fıstığı yaptıktan sonra bir pırpır yaptım. Şimdi çiçeğimi alıyorum. Burada bir tane zincir çekeceğim şimdi. Bir zincir çektim. Çiçeğimi aldım. Bakın bu çiçeğimin tersi, ters tarafı. Herhangi bir şöyle, bakın her fıstığın üstünde iki tane duruyor ya, şöyle her fıstığın üstünde çevirip ilk fıstığının tepesine batıyorum. İlmeğimi aldım, kaydırdım, bir tane zincir çektim ve buradan pırpır yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. 1, 2 zincir. Bakın bu şekilde birleştirmiş oldum. Şöyle. Şöyle. Şimdi ikinci pırpırı yapıp şuna birleştireceğiz. Hemen yapalım. Köşelere 2 tane yapacaktık ya zaten. Hemen ikinciyi yapıyorum. 1, 2, 3 kez doladım. Kapattım. Birinci pırpırı yapıyorum. İkinci pırpırda bir tane zincir çektim. Bakın şöyle getirdim. Bakın burası tersi. İkisinin ters yüzü böyle bakıyor birbirine. Aynı. İkinci pırpırdan da ilmeğimi geçirdim ortasından. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Ve kaldığım yerden devam ediyorum şimdi. Bakın ikinci pırpırla bunu da birleştirmiş olduk. Tekrar 1, 2, 3 tane çektim. Üçüncü pırpırı yapıyorum. Ve 2 zincir çekip yoluma devam ediyorum. Şöyle. 2, 3. Kapat. Ve üstünün pırpırlarını yap. Şöyle 1, 2 ve 3. 1, 2. Şimdi hemen şöyle bir gösterelim. Ne yaptığımızı görelim. Bakın bu şekilde tutuyorum. Şuradan başladım. Buradan köşeyi göstermek için buradan başladım. Yoksa herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Köşelerimize, bakın her gördüğümüz köşeye ikişer tane böyle fıstık yapıyoruz. Ve bakın burası 8 tane fıstık olan bölmemiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani burası şöyle düz duruyor farkındaysanız. Bu düz duran kısmı şöyle baktığımız zaman, bakın bu kısım. İsterseniz iplerinizi şu köşeden çekmezseniz yaparken, hani hemen iplerinizi gizlemezseniz daha rahat anlarsınız. Burası başlangıcımız zaten. Şöyle geliyoruz. Burada da 8 tane olan fıstığımız burada. Böyle bakacak. Bu yüz dışarı bakacak arkadaşlar. Ve geldik. Burada 2 tane fıstığı yaparken çiçeğimizi de aldık. Şöyle ters tarafından tutarak çiçeklerimizi fıstıkların pırpırlarının orta pırpırlarından birleştirdik. Bakın böyle. Bu şekilde.
Şimdi ne yapacağız? Burayı dönelim arkadaşlar. Gelelim. Buraya da iki tane yapacağız yine bunun gibi. Sona kadar getirelim. Burada birleştirmeyi de göstereceğim sizlere. Sıranın sonuna kadar ördük. Bakın böyle geldik. Şurada birleştirmemizi yapmıştık zaten. İki tane zincirimi çektim. Buradaki şu pırpırların altından geçtim. İlmeğimi aldım ve birleştirerek bir iki tane de zincirimi çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi bu bizim birinci parçamızı bu şekilde birleştirmiş olduk. Şöyle. Şimdi tekrar bir parça daha alacağız elimize. Yine bir tane zincirimi çektim. Şöyle parçayı aldım. Arkadaşlar bu kez istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben yine şuradan göstereceğim sizlere. Şuradan başlayarak göstereceğim yine. Şöyle bakalım. Uç tarafımız. Şöyle tuttuğumuz zaman bakın. Uç tarafımız burası arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buradan burası çiçeğe birleşecek olan kısım. Şöyle. O yüzden hemen şuradan başlıyorum. Bir tane fıstık yapalım buraya. Fıstığı yapıp kapatıyorum. Hemen şöyle pırpırlarını da yapalım. Evet bakın buradan şimdi bir iki zincir. Bakın hemen burada köşeye zaten denk geldik. Burada köşeye iki tane bundan yapalım. Daha sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Şimdi biz buraya da iki tane daha şundan yapalım arkadaşlar. Köşedeki iki tane fıstığı yaptıktan sonra hemen yan tarafa geçiyorum. Buraya da yine bir tane fıstık yapıyoruz. Ve ilk pırpırını yapıyorum. İkinci pırpır için bir tane zincir çektim. Şimdi burada birleştirme işlemine başlayacağız. Birleştirme işlemi için bakın burası bizim örgümüzün arka yüzü. Bakın burası ön yüz, burası arka yüz. Böyle birleştiriyorum. Ve bakın şu iki tane yapmış olduğumuz fıstığın yanındaki fıstıktan birleştirmeye başlayacağız. Bir tane zincirimi çektim. Orta pırpırdan ipimi geçirdim. Kaydırma tekniğiyle aldım. Bir zincir çektim. Ve devam ediyorum şimdi. Buranın ikinci pırpırını şuranın ikinci pırpırına birleştirdik. Daha sonra yine 3 tane zincir çekip en sondaki pırpırı da yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum ve bir sonraki yere fıstığın tepesine yine fıstık yapıyorum. 3 tane doladım. Bunu kapatıyorum. Daha sonra 1, 2, 3. Hemen şöyle kapatalım. Bir zincir çektim. Bakın bir pırpırdan sonra bir zincir çektim. Hemen bakın bunu birleştirdik. Bunun yanındakini şimdi ortasından aldım. Şöyle içerisinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve şöyle ikinci pırpır yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir. Üçüncü pırpırı da yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekerek yoluma devam ediyorum. Bakın birleştirme işlemimiz böylece başlamış oldu. Hemen diğer fıstığın tepesine geçelim. Şöyle bir tane daha birleştirelim. 1, 2, 3 zincir. Birinci pırpır yap. İkincisi için birinci zincirimi çektim. Şimdi bunda sıra ortasındaki pırpırdan geçtim. Kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Daha sonra
İkinci pırpırı böyle oluşturup üçüncüyü de yaptıktan sonra iki zincir çekerek yolumuza devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir gösterelim ne yaptık. Evet. Bakın buradan birleştirme işlemine başladık. Şu ikililerin hemen yanındaki teklilerden başlıyoruz. Nereye kadar geleceğiz? En sondaki tekliğe kadar birleştirme işlemini devam edelim. Burada tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi biz böyle başlayıp son tekli kalana kadar birleştirmeyi yapalım. Bakın köşeye kadar geldim. Şöyle birleştirme işlemini tamamladık. Bu şekilde. Şuradan başladık. Sona kadar, son fıstığa kadar birleştirdik. En son köşede yine bakın birinci pırpır yaptım. İkincisi için bir tane zincirimi çektim. Bu kez yaprağımdan, bakın yaprağımdan şöyle yine arka tarafı böyle yüz yüze denk gelecek. Zaten onu göreceksiniz artık, anlayacaksınız şu saatten sonra. Hemen ortadaki pırpırdan aldım. Kaydırdım. Bir zincir. İlkini yapmıştık, bu ikinci pırpır. Daha sonra üçüncüyü de yaparak ilk fıstığı birleştirdik. Bakın ikincisini birleştireceğiz şimdi. İki tane zincir çektim, üzerine aldım. Aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum. Üç tane doladım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir tane zincir çektim. Ve bir zincir çekerek yine aynı şekilde şöyle birleştirdim. Birleştirdikten sonra 1, 2, 3 tane zincir. Üçüncü pırpırı da yapıyorum ve iki zincir çekerek yine aynı şekilde fıstıkları yapmaya devam edeceğiz. Şöyle. Bu kez burayı tamamlayalım. Daha sonra arkadaşlar yapacağımız işlem şu üç parçamızı da aynı bunun gibi buradan başlayıp birleştirelim. Daha sonra en son parçada sizlere iki taraflı birleştirmeyi göstereceğim. En son parçaya kadar aynı şekilde parçalarımızı bu şekilde birleştirmeye devam edelim. 5 parçamızı birleştirdikten sonra son parçamızı yine bakın böyle 3 şuradaki 2 tane yaptıktan sonra şu tekini yapıyorum. Yine bir tane pırpırını yaptım. Aynı öteki parçalarımızı birleştirdiğimiz gibi. Şimdi yine aynı şekilde birleştirmeye başlayacağız. Şöyle bir tane de zincirimi çektim zaten. Hemen yine lifimi alıyorum. Yine buradaki şu ikili, evet, teklenin ortasından bu taraf. Aynı öteki parçaları birleştirdiğimiz gibi bu parçaya da aynı şekilde birleştirmeye başlıyorum. 1, 2, 3 zincir ve dibine. Şimdi arkadaşlar burada şu son ilmeğimize kadar, son fıstığa kadar bir yine diğer parçalarımızı birleştirdiğimiz gibi birleştirip gelelim. Evet, bu şekilde birleştirme işlemini şöyle yine yaptık. Bakın buradan böyle geldim. Yine bu ikisini birleştirdim. Şimdi buraya fıstığı yapacağım ve şöyle birleştirerek yukarıya doğru geleceğim. Birleştirme işlemimizi de buradaki tek fıstıkta bitireceğiz arkadaşlar. Köşeye yapacağımız iki fıstık böyle açıkta kalacak. Birleştirme işlemimizi burada bitireceğiz. Şimdi böyle geldik. Buradan başlayacağız. Buradan başlayarak şöyle birleştire bu başa kadar getirelim arkadaşlar. Daha sonra zaten şu üst tarafı da yapıp lifimizi bitiriyoruz. Şimdi yapacağımız işlem
Buradan devam edeceğiz. Şöyle şundan birleştirmeye başlayacağız. Daha sonra sırasıyla şu teklerin hepsini birleştirip çifte geldiğimizde zaten burada bitecek arkadaşlar. Dönüp lifimizi bitirelim. Sonra da bitmiş haline bakalım. Lifimiz bitti. Bu kadar arkadaşlar. Lifimizin bitmişi. Bana göre biraz büyük bir lif oldu bu. Eğer hani çok büyük bir lif istemiyorsun ya, bu aslında bu da çok çok büyük bir lif değil ama bana göre şöyle bakın göstereyim. İki elimin açıklığı kadar bir lif. Eğer bir tık küçük isterseniz şu ortasında hani 8'e kadar büyütmüştük ya burayı. Burayı 7'ye kadar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye kadar artırmanızı yaparak bu parçalarınızı, ona göre diğer işlemlerin hepsi aynı olacak şekilde lifinizi yapabilirsiniz. Yok eğer ben biraz daha böyle büyük bir lif istiyorum derseniz de lifin boyutu gayet güzel. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Arka tarafa da bakın bu şekilde. Şöyle. Güzel bir lif oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Abonelikler ücretsiz. Destek amaçlı abone olacaksınız. Ve ufacık da olsa yorumlarınızı da bekliyorum. Bütün sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz videomu. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.